Aydın'ın Didim ilçesindeki değerlendirme toplantısı Kaymakam Mehmet Türköz'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle muhtarların sorunlarının dinlendiği toplantıda çözümler ve öneriler değerlendirildi. Didim Kaymakamlığı'nın öncülüğünde ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarların katıldığı ilçe değerlendirme toplantısı düzenlendi. İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, mahalle muhtarları, çeşitli odalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle daire müdürleri katıldı. Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim üzerine istişare yapmak üzere toplandıklarını belirterek benzer toplantıları çeşitli zamanlarda mahallelerde halk buluşmaları adı altında gerçekleştireceklerini söyledi. Türköz, mahallelerdeki vatandaşların şikayetlerini değerlendirerek kamu hizmetlerindeki kaliteyi artırmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Mahallemiz Didim, gelişme müsait, potansiyel yüksek bir ilçe. Didim'de de kamu kurumlarında kamu hizmetlerini yerine getirirken ellerinden geleni yapıyorlar. İyi olduğumuz noktalar var, eksik olduğumuz noktalar var. Onların biz çoğunu biliyoruz. Yani eğitim, sağlık, tarım, ticaret, diğer tüm konularda kamu konularımız, müdürleri ve çalışanlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri de gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Didim'deki turizmcinin, esnafın ve çiftçinin sorunları hakkında açıklamalarda bulunuldu. İstişare toplantısında ilçenin başlıca sorunları olan ve özellikle son günlerde kamuoyu gündemini meşgul eden hazine arazilerine yönelik yapılan işgaller, altyapı, otogar ve sanayi gibi problemler öne sürülürken, ilçede etkili olan sağanak yağmur yağışlarının ardından yaşanan su baskınlarına yönelik çözüm önerileri tartışıldı. Toplantıda söz alan muhtarlar da mahallelerindeki altyapı sorunları başta olmak üzere çeşitli konular hakkında bilgi verdi. Kaymakam Türköz muhtarların köprü görevi gördüğünü vurguladı.